Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün öykü yazarı Mevsim Yenice ile birlikteyiz ve kendisiyle Can Yayınları'ndan çıkan ikinci öykü kitabı Bilinmeyen Sular hakkında konuşacağız. İlk kitabınız Tekme Tokatlı Şehir Rehberi ve ikinci kitabınız Bilinmeyen Sular. Sizce Bilinmeyen Sulara kadar gelinen süreçte sizin öykünüzde değişen şeyler varsa farklılıklar nelerdir? Yani bir kere ikisinin ortak noktası bütün öykülerin ilk kitapta da bu kitapta da mevsimin meseleleri olması. Ve benim işte kurcaladığım kavramların tekrar yıkıp tekrar inşa etmek istediğim kavramların öykülere yansıması diyebilirim. Ama ilk öykü kitabı bittikten sonra da işte bir tematik bir şey var mı diye kurcaladığımızda bir aile teması olduğunu görmüştük. Ben bunu seçerek, isteyerek ve bilerek yapmıyorum aslında. Bu kitapta da yine alttan alta yine bir aile teması var ama birazdan meselenin o bazı öykülerde yine aile üzerinden, bazıları da bambaşka şeyler üzerinden bir aidiyet yoksunluğu veya bu yani temel meselenin aidiyet olduğunu söyleyebilirim bu kitapta. Diğerinde birazcık daha aile teması vardı, bunda da bir aidiyet teması var ama ikisinin de ortak noktası benim kurcaladığım meseleler oluşuyor, o tip öyküler oluşuyor. Bir de dikkat ettiğim karakterlerinizde genelde bir eve dönüş, aslında evden bir ayrılamama, bir eve bağlılık durumu var. Aslında şunu sormak istiyorum, bu yazarın evi neresi? Yazar evine dönmese de olur mu? Yani evet, bir aidiyet kavramını bir ev üzerinden temellendirdim. Çünkü zaten hepimizin ilk aidiyet dediğinde aklına gelen şey bir ev, yuva, oraya ait hissedip ya da yaşadığı yere ait hissedip hissedememek oluyor. Ama öykülerin devamında da bu işte bir mekansal aidiyetin haricinde bir zamansal aidiyet de var. Hani bu zamanın insanı olmamak, buraya ait hissetmemek de var. Ama sorduğun soruya yazarın evi neresidir sorusuna açıkçası net bir cevabım yok. Çünkü ben de zaten tam olarak o soruya belki de bir cevap aradığım için sürekli onu yıkıp tekrar baştan bir sürü değişik öyküde anlatmaya veya bulmaya çalıştım. O yüzden yazarın evi neresidir bilmiyorum henüz. İlk kitabınızdan Notre Dame de Sion ödülünü aldınız. Peki bunun sizin kaleminize bir etkisi olacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz ödülü? Açıkçası ödül daha yeni, etkisi olup olmayacağını sonraki kitaplarda görebiliriz. Ama ben ödülsüz o kadar güzel kitap var ki bunu böyle bir başarı kriteri olarak algılamıyorum açıkçası. Daha çok ileriye dönük yapacağım işlerle ilgili bir motivasyon. Birilerinin beni duyduğunu, anladığını hissetmek güzel bir his, güzel bir motivasyon. Onun haricinde çok büyük anlamlar yüklemenin de ne kadar doğru olduğu tartışılır. O yüzden ben de çok büyük anlamlar yüklemiyorum. Kesinlikle bir görünürlük. Çünkü öykü kitapları biliyorsunuz çok fazla görünürlüğü yok. Daha zor romana göre. Ve kitaba belki de en büyük katkısı o anlamda evet bir tık daha bir görünürlük kazanmak. Ama bu %100 başarılı bir kitap anlamına kesinlikle gelmiyor benim nazarımda. Günümüzde matbu basın konusunda çok fazla ürün var. Ve bu aslında öykü kalabalığında da siz öykünün konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok fazla öykü yazılıyor durumu açıkçası bana çok kötü gelmiyor. Öykü yazmanın nesi kötü olabilir? Yani basılan matbu kitaplarda da veya dergilere gönderdiğiniz bir öyküde de bir süzgeçten geçiyor. Editoryal bir süzgeçten geçerse yani diğerlerine nazaran bir tık daha iyi olan öykü yayınlanıyor gibi bir algı olabilir. O yüzden çok da kötü bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası. Bir süzgeçten geçip sonuçta bu yayınlanan öyküler. Yani ben çok karamsar veya işte çok fazla kitap basıldı çok da bu kötü bir durummuş gibi gelmiyor bana. Çünkü bu zaman en güzel süzgeç elek olacak. Yani zamanla 3. 4. belki 5. kitapta kalabilen yazar o süzgeçten geçmiş olacak. O yüzden çok acele etmenin de bir manası yok gibi geliyor. İlk kitaptan işte başarısız oldu diye bir yazarı tamamen silmek. Yani birazcık o okurun da hevesi, şevkinin devam etmesi gerekliymiş gibi geliyor açıkçası bana. Peki biz gelecekte Mevsim Yenice'den ne türde çalışmalar göreceğiz? Ne okuyacağız? Yine öykü mü? Yani şu anda aklımda bir novella fikri var ama çok emin olamıyorum. Çünkü ilk kitaptan sonra da bir novella fikri vardı. Bir 4 bölüm yazmıştım. Daha sonra ben onları kesip bölüp 4 ayrı birbirinden farklı öyküye çevirdim. Bağımsız öyküye çevirdim. Hatta işte dergilerde yayınlandı ama kitaba koymadım. O yüzden şimdi açıkçası öykü pek de yakamı bırakmıyor. Bir de ben yani öykü yazmaya alıştığım için bazı sebeplerden roman veya novella bana çok uygun değilmiş gibi geliyor. Hani teknik açıdan değil belki ama mesela zaman, roman veya novella çok daha uzun zamanda bitmeyen bir şey. Bir bütünü tamamlamayan bir şey. Öyküde daha kısa sürede bir bütün bitiyor. Hani o sayfayı kapatıp kafanız rahat başka bir öyküye geçebiliyorsunuz.
Açıkçası böyle bir işte 6 ay, 1 yıl bitmeyen bir şey sanki çok bana göre gibi gelmiyor. Çünkü ben o bitmediğinde hayattan gerçekten çok keyif alamıyorum. Böyle aklım sürekli öyküde oluyor. Evet. O yüzden çok bana göre değilmiş gibi geliyor. Ama bu kitapta şöyle bir şey oldu. Özellikle Bataklık Balığı ve Görünümden Daha Uzak öykülerini yazarken normalde birkaç haftada bitirdiğim öyküler hep içindekilerde. Ama o öyküleri 1,5-2 ay içinde bitirdim. Ve o süreçte de delirmediğimi gördüm açıkçası. Demek ki birazcık daha uzun bir şey yazabiliyormuşum. O yüzden bir novella fikri var kafamda ama yine de emin olamıyorum. Belki yazmaya başladığımda öykü olarak kalacak da olabilir. Yani biraz süreç, benim yazma sürecim de öyle zaten. Yani bir öyküye başlıyorum ve sonunda ne olacağı her şey evet bilmeden o birazcık yolda şekilleniyor. Yine bence 3. kitapta aynı şekilde olacak, yolda şekillenecek diye düşünüyorum. Öykülerinizin başında epigraf olarak Pink Floyd'un sözlerinden çok yararlanmışsınız. Siz bu bağlantıyı kendi öykülerinize nasıl kurdunuz? Yani esasen tabii Pink Floyd çok eskiye dayalı bir ilişkim var. Çünkü benim annem babam bayağı sıkı bir Pink Floyd dinleyicisi. Tabii evde ben tamamen bu müzikleri dinleyerek büyüdüm. İşte 5-6 yaşındayken Pink Floyd'un arka sesleri çok kuvvetlidir. Çok fazla dış ses vardır. Onlar tabii inanılmaz dikkatimi çekiyordu, ilgimi çekiyordu ama tabii sözleri anlamıyorum. Yıllar içinde o sözler ve Pink Floyd benim için o kadar çok kez dönüştü ki aynı bu öykü serüveni gibi, kavram serüveni gibi. İşte ortaokula başladığımda İngilizce hayatıma girdiğimde ben baya baya çoğu kelimeyi bu adamların şarkı sözlerinden öğrendim. İşte bakarak şurada ne diyormuş, bunun anlamı neymiş diye. İşte lisede, üniversitede tam bu ergenliğin böyle baş kaldırdığı zamanlarda da işte Pink Floyd sözleri zaten çok açık kapı bırakıyor bu tip şeylere. Ve şu an bulunduğum konumda da yine benim için şarkıları dinleyip çok değişik anlamlara geldiğini biliyorum, fark ettim. Ve kitaba başlarken şunu düşündüm. Yani yıllardır en çok dinlediğim grup bu, en çok saygı duyduğum grup bu. Mevsimi mevsim yapmada en çok katkı sağlayan grup bu. Niye böyle bir saygı duruşu yapmıyorum ki diye düşündüm ve başlarken hep işte bu yıllardır koyduğum epigraflar yıllardır her dinlediğimde şekli değişse de hep beni tekmeleyen cümleler ve onların bende hissettirdiği şeyi öyküye çevirmeye çalıştım. O yüzden zaten en başından bir konsept, bir kitap olarak kafamda kurmuştum ve sonunda da neyse ki yani yapabildim en azından. Bir saygı duruşu olmuş oldu. Hayatımın bir yerinde olacaktı. Bu kitaba uydu bence. Ahmet'e baktım. Yüzünün ve bavulunun yarısı karanlıktı. Bacaklarını uzun bir makas gibi gösteren gölgesi ayakkabının üzerine düşüyordu. Bu korkunç görüntüyü görmemek için bakışlarımı bavuluna sabitledim. Böbreğin sende kalsın, dedi kendinden emin. Eğilip bavulunu yerden alırken de hiç kaçırmadım gözlerimi. Baktım bavuluna, uzun uzun. Bavulun havada ileri geri sallanışına, yine uzun uzun. Karanlığına rağmen onu boydan boya saran altın rengi fermuarına. Hafızamda Ahmet'ten geriye kalacak son görüntüler bunlar olacaktı gelecekte. Ve ileride bir gün ayakkabılarımı giyip evden çıkmak üzereyken tepemdeki ampullerden biri patlayarak beni çıkılması güç bir dehlize sürükleyecekti. Tam burada, şu an donak kaldığım yerde çözülecekti buzlarım. Bavulun bıraktığı 1 metrekarelik boşluğa yeterince odaklandığımda fermuarın parlaklığını hatırlayacaktım ilk. Sonra bavulun tam ortasından çıkan 2 deri sap düşecekti aklıma. Onları yan yana getirip kavrayan Ahmet'in narin eline son kez bakmadığım için bir korkak gibi hissedecek, uykularından uyandıran bir pişmanlıkla cebelleşecektim.